bakımdan sormak daha yani doğru yok gibi ben geliyor. Şeyi mi Ben anlatayım? Yine sizin Ya, sorunuz yok şöyle kalsın, bir ben bunu bir şey yani demiyorum. açmak için söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani niye böyle söylenmiyor, niye? Ben Türk toplumunda yani ikna edilmesi gereken toplumdaki kafalardaki soru Tamam. işaretlerine de cevap vermek Tamamen açısından. anladım. Ben adalet açısından bir de şöyle söyleyeyim. Türkler Kürtleri, Kürtler Türkleri nasıl ikna eder? Türkler Kürtleri önce anlamaya ve diyalog kurmaya başlayınca olur. Aynı şekilde aslında bu seçim bir fırsat. Bütün kesimler açısından bir fırsattı. Ben bir ara şöyle bir formül bulmuştum. Belediyesi olan her parti, diğer parti oraya gittiğinde belediye başkanları gidip karşılamalı. Diyelim ki AK Parti mi ya da MHP mi Kürdistan'a gitti. Diyarbakır başkent belediye başkanı gidip orada hoş geldin diyebilmeli. Ya da bizim parti sürekli dağıtıldığı için genel başkanlarımız yok ama milletvekili adaylarımız Tokat'a mı gitti? Oradaki belediye başkanı MHP'nin, CHP'nin ya da AK Parti fark etmiyor. Hangisi olursa o da gidip bir hoş geldin diyebilmeli. Böylece bu gerilim ortamı kalkar ve daha demokratik bir zeminde insanlar yarışabilmeli. Toplumlar böylece birbirini anlayabilirler. Zaman zaman şunu da ifade ediyordum. Diyordum ki biz Türkçeyi zorla, yani namlunun ucuyla öğrendik. Böyle olmamalıydı. Biz gönüllülük temelinde öğrenmeliydik. Ama tersi gelişti bizde. Türk kardeşlerimiz, Türkiye'deki halklarımız biraz merak etmeli. Birlikte yaşayacağımız halkın bir dilini 2-3 cümlede olsa bir öğrenme gereğini duyalım ki toplum birbirinin dışında kendisini hissetmesin. Son yıllarda Cengiz Bey başlamış sanırım. Çandar geçenlerde beni aradı. Kürtçe konuşmaya başlamış, bayağı sohbet ettik. Çok Kutsal sevindim, biliyorum. çok mutlu oldum. Sonuçta dillerin kardeşleşmesi bu beraberinde değerlerin de ortaklaşmasını getirecektir. Birbirini anlamayan bir yapı. Şimdi bir yabancı yanıma koyduğun zaman biri tercümanlık yapmadı mı? Doğal olarak ben kendimi yabancı hissedeceğim. O da kendisini yabancı hissedecek. Küçük küçük şeylerdir ama aslında toplumu yakınlaştıracak şeylerdir. Bütünlüklü bakmak lazım. Oral Bey'in sorusu. Şimdi Kürt siyasal hareketini parçalı olarak ele aldığımız zaman demin tasfiyeye karşı çıktım, nokta o. Yani birileri iyi, birileri kötü. Birileri doğru söylüyor, birileri yanlış söylüyor. Hayır. Kürtler bu işi kendi iç yapısında çözmeli. Ortak irade var mı? Demokratik zeminde bu sorunun çözülmesi temelinde var. İmralı'da var, Kandil'de var, Hak Tabanı'nda var, bütün belediyelerde var, BDP'de var. O zaman Kürtler bunu kendi iç yapısında çözmeli. Basın Kürtleri farklı noktalarda göstermemeli. Siyah beyaz ayrımından gitmeden Kürtlerin iç problemlerini Kürtlerin kendi iç yapısından demokratik bir biçimde çözmesine katkı sunmalı. Kürtler kabul edelim ki Cumhuriyet'ten bu yana en geri bırakılmış bölge. Ve bu hareket 30 yılda ancak Kürtleri bu noktaya taşıdı. Zaman zaman ben bir ara 92 defa Fatih Çekirge bana dönüp Leyla neden kendinizi silahların gölgesinden çıkarmadınız sorusunu yöneltmişti. 94 dokunulmazlığın kaldırıldığı geceydi. Fatih Bey siz Genelkurmay'ın gölgesinden kalemlerinizi kurtarabildiniz mi ki bu böyle bir talepte bulunuyorsunuz, böyle bir beklenti içerisine giriyorsunuz Kürtlerde. Kürtler sosyal, siyasal ve ekonomik olarak en geri bırakılmış bölgedir. Kendisini ifade etme olanağını dahi yakalayamamış bir bölge. Son 30 yılda Kürtler bu noktaya taşındı. Yani Kürtleri parçalı göstererek ya da Kürtleri birbirini kırdırarak Türkiye'nin yol alabileceğini ben şahsen düşünemiyorum. Bu tam tersine herkese tahribat vereceğini düşünüyorum. Beğenmeyebilirsiniz, Kürtleri sevmeyebilirsiniz de ama en azından o iradeyi kabul etmek, o farklı kimliğe saygı göstermek gerektiğini düşünüyorum. Yani biz Türkiye halkına açılamadık, o bizim handikapımız ama Türkiye medyası da son bir yıldır biraz umutluyum. Türkiye medyası sürekli bu ayrımı, ayrımcılığı körükledi. Yani her Kürt bir terörist. Bakış açısıyla kamuoyu hazırlandı ve psikolojik bir karşıtlığa dönüştürüldü. Toplumu rahatlatma yerine tam tersi, sürekli gerilimi körükledi. Yani sistem gibi düşünmeyen herkes teröristtir. Sistem gibi düşünmeyen insan terörist olursa sonuç ne olur? Türkiye'de şu anda en ciddi muhalif güç gerçekten BDP'dir. Türkiye'de ciddi biçimde muhalefet yapan kimse yok. Keşke CHP yapabilseydi.
CHP ne iktidara taşınabiliyor ne ciddi bir biçimde muhalefet yapabiliyor. İkisinin arasında durmuş. Muhalefet yapabiliyorsan ciddi bir biçimde muhalefetlik yap, güçlenebilirsin. Belki Kürtlerle ileriki süreçlerde, yani bütün o statü tanıdıktan sonra belki birlikte iktidar da olursunuz. Ama şimdiki koşullarda Kürtlerle sadece Kürtlerin yüreğine ya da kulaklarına hoş gidecek sözler Kürtleri artık tatmin etmiyor. Onu demek istiyorum. Yani tabandaki realite farklı. Diyalog dönemi bitti, müzakere dönemi başladı. Kesinlikle ben de öyle diyorum. Diyorum müzakere süreci bir an önce başlanmalı ve bu toplumla da kısmen paylaşılmalı ki toplumda rahatlanma sağlansın. Bu sıralarda çok merak edilen belki tam da bununla ilişkili statü belirlemesi. Şimdi yeni bir anayasaya hazırlandı Türkiye. BDP'de yeni anayasa çalışması var. Benim bildiğim 4-5 tane böyle sivil toplumun çalışmaları var anayasayla ilgili. Başbakan da çok net bir şekilde anayasayı önemsediğini söylüyor. Ne kadar gerçekleştirir tartışmalı. Şimdi bu anayasa ortaya çıktığında, mesela ben Yapın içindeyim, yeni anayasa platformunun içindeyim. Orada etnisiteye vurgu yapılmayan bir anayasa, öz, insan haklarına, evrensel değerlere vurgu yapan bir anayasadan söz ediliyor. Peki siz de sık sık statü belirlemesinden söz ediyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız? Coğrafi yapı üzerinden bugün de gazetelerde çok çıktı. Herkes onu merak ediyor. Yani nasıl bir şey öngörüyorsunuz? Anayasaya girmesi gereken çerçeve ne olabilir? 66. madde değişecek. 40. madde ana dille ilgili madde değişecek. Giriş maddeleri değişecek. Evet. Bunlar, bu iki madde de değişecek. Türk vatandaşlığı kimliği değişecek. Çok net artık. Türkiye toplumunun %70'i bunu istiyor. Sizin öngörünüzü en azından bu statü açısından. Şimdi anayasa demin sizin söylediğiniz ya gerçekten evrensel boyutta olacak ve hiçbir etnik vurguya gerek duymayacak bir anayasa olacak. Toplumsal farklılıkların tümünü örgütleme hakkını tanıyacak. Bütün kültürüyle yaşama fırsatını tanıyacak. Kendisini yerelinde yönetme fırsatını tanıyacak. Ya da bütün etnik gruplara vurgu yapacak. Demin onu söyledik. O da bir yol. Çok evet. Milliyetli ya da çok uluslu bir tek devlet. Bu da bir yöntem. Bu da bir yöntem. Diğeri de bir yöntem. Ama bu tartışılmalı. Yani toplumla tartışılmalı. Kim tartıştıracak bunu? Bütün olanaklarını, bütün devletin olanaklarını elinde tutan güç. Yani kim? İktidar. O da tartıştıracak. Zaman zaman, geçen gün bir konuşmamda şey dedim, biz devlete ortak olmak istiyoruz. Devletin bütün olanaklarından yararlanmak istiyoruz. Bu devlet ortak kurulmuşsa, bir basın mensubu hükümete ortak, ya dedim hükümete değil, o az gelir. Biz artık onunla tatmin olmayız. Biz devlete ortak olmak istiyoruz. Devletin bütün olanaklarını bizim elinde toplatılmış ve toplumun geniş kesimi bundan yararlanamıyor. Diyanet işlerinin bütün imamları devletten maaş alıyor ama evlerindeki dedeler oradan yararlanamıyor. Bunun gibi bir sürü şeyi anlatabiliriz. Yani ya evrensel boyutta hiçbir etnik vurgu olmayacak, toplumun bütün değişik kesimleri kendisini örgütleyebilecek. O örgütlük temelinde yaşamını özgürce yaşamını sürdürebilecek ve herkes birbirine saygı duyacak. Ya da o çokluğu vurgulayan çok milletli bir, tek devletli bir yapı olacak. Bütün bunun akademik çalışmasını elbette ki akademisyenlere düşer. Onun formülasyonu nasıl olur? Onu hep birlikte tartışarak ancak bulabiliriz. Ama şu anda özellikle projesini... Kürtlerin bir kısmı evet tamam öz yönetim biçiminde, şeklinde kabul görmüş. Ama bu çok da statik yaklaşmıyoruz. İlla bu olacak diye de bakmıyoruz. Yeter ki karşıdan bir irade görelim. Neye var, neye yok onu görmemiz gerekir. Ben zaman zaman diyorum ki Kürtler bunu ortaya koydu ama devlet uygulamasına bakıyoruz. Kürtleri istemiyor gibi bir pozisyonda. Yani Kürtler mi bölücülük yapıyor yoksa sistemin kendisi mi? Kürtleri bölmek istiyor o konuda emin değilim. Neyi ölçüt alacağım? Uygulamaları ölçüt alacağım. 16 yaşındaki bir çocuğu sokakta emniyetin içerisinde kurşun sıkılıp öldürülüyorsa ve faili yargının önüne çıkarılamıyorsa bunu sorma ve bu konuda kaygı duyma hakkına sahibim aynı zamanda. İstemeyen kim? Ya da birlikte yaşama iradesini ortaya koyan kim? Bazen diyorum biz zorla mı tutmuşuz acaba bu sistemi? Ama zorlayacağız. Sonuna kadar zorlayacağız. Kesinlikle bu ülkenin en güzel şehrini ben niye İstanbul'un dışında kalayım ki? Ya da bütün ekonomik kaynaklarını niye dışında kalayım? Türkiye enerjisinin %75'i Kürdistan'dan geliyor. Kürtler %25'inden yararlanabiliyor. %75'i Türkiye alanına yayılıyor. O %25'lik pay da ikiye katlanarak Kürt'e gidiyor. Yani bu haksızlık değil mi? Bütün kaynaklarını niçin ortak
kullanma açmayalım. Yani özdesi bu devlet ya vatandaşın devleti olacak ya vatandaş o devleti kendi devleti haline dönüştürecek diye diyelim ve böylece diğer sorulara geçebilirim. Ben kısa bir şey soracağım. Evet. Hakkınızda pek çok dava devam ediyor biliyorum. Peki meclise seçildikten sonra bir grup oluşsa örneğin BDP. Siz bu partiye üye olabiliyor musunuz? Bu gruba üye olabiliyor musunuz? Orada da. Çünkü şöyle bir probleminiz olduğunu biliyorum sizin. DTP'nin kurucusu, üyesi olmadığınız halde Anayasa Mahkemesi DTP'yi kapatırken Leyla Zana'ya ekstra bir yasak yece koydu. Bu tabii hukuki miydi? Tartışması üzerinde o dönemde basında birçok şeyler çıktı ama daha sonra sizin arkanızdan bu yasak takip ediyor diye biliyorum. Ne yapacaksınız bu konuda? Aslında orada Anayasa Mahkemesi biraz topu DTP'ye atıyor ama esas evet, öyle bir şey de var. Görevini yapmayan başsavcılıktır. Çünkü DTP'nin bütün kuruluş çalışmasını biz sürdürdük. Yani o sürecin tümünde varın. DTP kurulduktan sonra biz kurucu üye olamıyorduk. 76. maddeden dolayı siyasi yasaklıydık ve kurucu üyelik kabul görmedi. Diğer arkadaşlar bir dönem görev aldılar. Savcılık hemen ihtar gönderdi ve üyelikleri düşürüldü. Düşürüldüğü için ki 2007 yılında parlamentoya giremediler. Ben aday olmadım o zaman ama arkadaşlarımız başvurdular. Ve hiçbiri aday olamadı çünkü veto yedi. Buna rağmen savcılık araştırmasını yapmamış. Dosyaya da DTP benim de bildirmedi şeklinde. Ya da DTP de bilmiyorum yani o biraz tartışmalı bir konu. Üyesi olmadığım bir parti kapatılıyor ve bu partinin kapanma nedenlerinden biri olarak ben gösteriliyorum ve orada siyasi kapsama giriyorum. 5 yıllık mı 3 yıllık mı hiç üstünde durmadım evet, ama öyle bir siyasi yasa kapsamına girdik ve halen devam ediyor. Sanırım 1,5 yıl bitti. 1,5 yıllık bir süre daha önümüzde. Grup dışında mı kalacaksınız? Bunu mahkeme de beni çağırdı. İfadelerime başvurdu. Dedim ki yani savcılık bir araştırma yapsaydı o süreçte imkansızı görecekti. Zaten üye olma şansım yoktu. Yani siyasi yasaklıydım ama halen o tartışma sürüyor. Bir sürü dava var ama hiçbir zaman davalardan kaçmadım. Meydanda söylediğimi gidip mahkeme huzurunda da söyledim. Yasaları çiğniyorsun. Dedim ki yasalar beni kapsamasa çiğneme şansına sahibim. Getirelim 12 Eylül Anayasası. Kürt'e dair bir şey varsa ben de ona riayet göstereyim. Saygı duyayım. Onun bütün maddelerini hayata geçireyim ona. Riayet edeyim. Ama değilse beni inkara tabi tutuyorsa, beni yok sayıyorsa yok olan bir şeyin ne suçu ne cezası ne mükafatı olmaz. O beni nedenle onu çiğneme hakkına sahibim. Yani beni tanımayan bir anayasayı benim de tanıma gibi bir zorunluluğum olmamalı. Onun için davaları da pek şey hayatımın 50 yaşındayım, 30 yılımı bu mücadele içerisinde geçirdim. Bundan sonra kalkıp küçük hesapları yapamam herhalde. Tutuklanabilir miyim? Cevap başlayalım sizden devam edelim. Biraz seçime getirmek istiyorum. Aslında bir tur daha atıp daha devam eder mi bilmiyorum. Şimdi geçen hafta bölgedeydim. Biraz adayların çalışmalarını gözleme fırsatı da buldum. Siz o gün Silvan'daydınız ben geldiğimde. AK Parti adayları özellikle biraz değişik bir görüntü çizdiler bana geçmişe oranla. Yani nitelik olarak daha düşük, güç olarak daha az, Kürt kimliğini öne çıkarma konusunda daha çekingen bir aday grubu oluşturmuş bölgede Sayın Başbakan. Bu anlamda o adayların yapısı, siz aynı kentlerde aday olduğunuz adayların yapısı nasıl bir ışık veriyorsa AK Parti'nin geleceğe ilişkin sorunun çözümüne yaklaşımı konusunda adaylar üzerinden nasıl bir yere varabilirsiniz? Şimdi geçmişte aslında aday profiline baktığımızda sorunu konuşabilecek... Rakipleri zayıf mı yani? Konuşabilecek insanları görebiliyorduk. Kutbettin Arzu vardı, Abdurrahman Kurt vardı, İhsan Aslan vardı. Evet. Bunlar hepsi saygı duyduğumuz insanlar aslında. Şimdikilerin çoğunu hiç kimse tanımıyor. Ciddi bir değişiklik var aday hepsinde. Bir tek tanınan Tarım Bakanı'dır. Bir de Ensarioğlu. Onun dışındakilerin hiçbirini ben bölgede yaşamama rağmen bir gün isimlerini bile duymadım. Başbakan aslında bence ya kendisine çok güvendi. Yani ben lider partisiyim. Kimi gösterirsem göstereyim. Sonuçta oylar bana geliyor. Adaya değil. Ya bu mantığı güttü ya da bölgede artık güvenirliğinin sorgulandığını hissettiği için öyle yaptı. Ben de emin değilim bu konuda.
Ama her halükarda bölge insanını incittiğini. Yani eğer